Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Efendim, en sonunda söyleyeceğimi en başta söyleyeyim. Yaşamı boyunca demokrasi mücadelesi vermiş bir kişiye demokrasi ödülünü vermenin bana nasip olması benim için büyük bir onur. Bunu öncelikle paylaşmak isterim. Gerçekten de Sayın Gülüyor, hayatı boyunca hep demokrasi mücadelesi verdi. Farklı görüşlerden, farklı partilerden insanlar haksızlığa uğradıkları zaman da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak o haksızlıkların giderilmesi için özel çaba harcadı. Dolayısıyla onun Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nı da özlediğimi ifade etmek isterim. Ciddi sorunlarımız var. Hepiniz bunları biliyorsunuz. Aslında bu kadar seçkin bir heyetin huzurunda konuşmanın ne kadar zor olduğunu da tahmin edersiniz. Duayen gazeteciler burada, değerli yeni yetişen, kalemlerini kullanan, halk için kullanan, yazan, çizen, gazeteci genç arkadaşlarımız da burada, hocalarımız burada. Yani dolayısıyla zor bir konuşma benim için. Ama şunu ifade etmek isterim. Hayatım boyunca hiç umutsuz olmadım. Türkiye güzel bir ülke, dinamik bir ülke, enerjik bir ülke ve dolayısıyla bütün sorunlarını çözebilecek yetkinliğe sahip bir ülke ve biz bunu yapmak zorundayız. Ama demokratik kurallar içinde bunu yapmak zorundayız. Biliyoruz hapiste gazeteciler var. Biliyoruz doğru haberlerin bile mahkeme kararlarıyla internet sayfalarından kaldırıldığı var. Bunları da biliyoruz. Habere ulaşmanın bile, doğru habere ulaşmanın bile yasaklandığı bir ülkeden geçiyoruz. Her ne kadar anayasa basın hürdür, sansür edilemez dese de aslında anayasanın da gerçekten askıda olduğunu da biliyoruz. Bazen yasalarla belli şeyleri düzeltmeye çalışıyoruz. Veya anayasa değişiklikleriyle belli şeyleri güvence altına alabilir miyiz, alamaz mıyız diye çaba harcıyoruz. Dediğim gibi anayasada gayet açık bir hüküm basın hürdür, sansür edilemez. Bu kadar basit. Ama sansür ediliyor. Hürlüğü kalmadı. Ve şu anda basın gerçekten ciddi bir risk altında. Gazeteciler cidden büyük bir risk altında. Olması gereken aslında basına yönelik sağlıklı ve tutarlı bir kültür oluşturmak. Her görüşten gazetecinin özgürce yazabildiği, siyaset kurumunu rahatlıkla eleştirebildiği bir ortama, bir kültüre ihtiyacımız var. İngiltere'de yazılı bir anayasa yok ama hiç kimse İngiltere'de demokrasi yok demiyor. Tam tersine demokrasinin beşiği olarak kabul ediliyor. O zaman biz bu kültürü hangi görüşler olursak olalım bu kültürü önce bir yerleştirmek zorundayız. Sağcısı, solcusu, ortacısı neyse, çağdaşı, çağdaş olmayan neyse ama bu kültürün olması lazım. Bu kültürü yerleştirdiğimiz zaman anayasada şu yazıyor veya bu yazıda yazıyor diye düşünmeyeceğiz. Evet burada bir haksızlık var ve bu haksızlığın bir şekilde giderilmesi lazım. Bu kültürü oluşturmak da hepimizin ortak görevi. Özellikle bizleri yazılarıyla, haberleriyle aydınlatan medyanın görevi. Medya bu konuda elinden geleni yapıyor. Biliyorum ama o kadar ciddi bir ayrışma var ki bir grup, bizim havuz medyası diye tanımladığımız bir grup iktidar ne yaparsa yapsın onları hep haklı çıkarmaya çalışıyor. Burada da doğal olarak vatandaşın kahveye gittiğimiz zaman vatandaşın kafası karışıyor. Acaba hangisi doğrudur diye. Bütün gazetecilere, köşe yazarlarına, habercilere elbette bir çağrıda bulunmak isteriz. Haklının yanında, adaletin yanında durmak, doğru haberin peşinde koşmak, toplumu aydınlatmak onların görevi. Hiçbir politikacı şunu unutmasın aslında bana göre. Bir politikacının en büyük avantajı özgür medyanın olmasıdır. Bağımsız medyanın olmasıdır. Özgür ve bağımsız bir medya bizim göremediğimizi görür. Bizim yanlış yaptığımızı bize hatırlatır ve bizim yanlışları tekrar etmememize yol açar. Dolayısıyla medya bu kadar değerli, bu kadar önemliyken biz medyayı doğru haber yaptığı için cezalandırıyoruz. Dolayısıyla buradan da artık Türkiye'nin çıkması lazım. Şunu ifade edeyim. Az kaldı. İnşallah hep beraber, hep birlikte, demokratik yollar, yöntemlerle, sandığa giderek, özgür irademizi kullanarak Türkiye'yi bir kabustan çıkarmak zorundayız. Bu hepimizin ortak görevidir. Bu ortak görevi yerine getirdiğimiz zaman, özellikle kaderi değiştirecek olan da 6 milyon 300 bin genç yeni seçmen, yani gençler. Gençler
Onların umutları var, onların özgürlüğe ihtiyaçları var, onlar özgürce yazmak, özgürce konuşmak istiyorlar ve onlara büyük bir umut bağladığımı da ifade etmek isterim. Çünkü Türkiye'de demokrasinin gelişmesi ve kökleşmesi için onlar kendi özgür iradeleriyle var olan bir otoriter yapıyı değiştirecekler. Buna da yürekten inanıyorum. Bilmiyorum, biraz uzun mu oldu? Uzun olmadı. Efendim, Basın Konseyi 35. yılını en azından kutluyor diyelim. 35 yıl önemli bir süreç. Dolayısıyla 35 yıl içinde basının sorunlarını aktarmak ve o sorunların çözümü için mücadele etmekten son derece değerlidir. Bütün basın çalışanlarına hepinizin huzurunda teşekkür etmek benim için temel bir görevdir. Efendim hepiniz sağ olun, var olun.